Sen bana bir çay getir çocukcum. Hadi geliyor çocuklar. Heh, geldim. Gel çocuk, gelin otur. Çabuk çabuk Kasım. Söyle bana. Cuma çabuk. Kurs sen ya. Ya. Kooperatif toplantısı mı var? Niko nerede bakalım? Silya. Güzel çocuklar. Benim kafama bir şey takıldı. Hayırdır inşallah? Şimdi bu Seval'i ben severim. Hoş kızdır, güzel kızdır. Ama niye öyle pat diye geldi? Yani tam da Sevkat ile Esin bir araya gelmiş iken. Allah muhafaza yani aralarını bozmasın. Ay konu bu mu? Vallahi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben kusura bakmayın. Gel oğlum gel ya. Oturu benim atmış. Gel ya otur. Ya yok abla ya. Onlar böyle kedi köpek hesabı. Bir gün didişecekler, bir gün öpüşecekler. Yani ben bir sıkıntı, bir sorun göremiyorum açıkçası. Ne çabuk unuttunuz siz Seval'le Şevkat'in aşkını be ya. Dillere destan. Tıpkı Leyla'yla Şirin, Ferhat'la Mecnun gibi birbirlerine ölesiye aşıktı bunlar. Ne çabuk unuttunuz bakalım. Ben bunu bilir, bunu söylerim ha. Fena karıştırdın la. Ata ağızlı. Ne? Ata ağızlı mı? Oğlum ata ağızlı Selami'nin lafı değil mi lan? Sen niye kullanıyorsun ata ağızlıymış? Ünlü Koreli Kim Sun Sen hanımefendinin müstakbel eşi Selami Taşbaşı beyefendi o lafı bana bıraktı. Sana mı bıraktı? Tarafımdan kullanılmakta olan at ağızlı cümlesinin Türkiye kullanım haklarını Üzeyir Hızarcı'ya devretmiş bulunmaktayım Selami Taşbaşı. Aynen öyle. Ha. Şimdi anladın mı ya. Sevgili at ağızlı tellak? Ya anladım anladım da ben ondan o kadar istedim o at ağızlı lafını. Ama çocuklar, bana... çocuklar ama bir susun. Boş boş konuşuyorsunuz. Hani ben ne diyorum, siz ne diyorsunuz? Marika abla senin meseleye gelince benim bildiğim Şevkat eski sevgiliye falan dönmez. Yani Esin olmasa da eski sevgiliye dönmez. Hem bu mahallede Esin'le Şevkat'in arasına girecek adam var ya... direkt olarak karşısında bizi bulur değil mi lan? Tabii ya kesin öyle. Acaba? Şimdi arkadaşlar bakın... böyle durumlar için bizim Norveç'te çok güzel bir söz vardır. Ay bu adam beni çok geriyor. Yemin ederim daralıyorum Norveç fıçısı be. Gel şuraya nereye gidiyorsun? Beni yalnız mı bırakıyorsun? Otur şuraya. Şimdi den gamle şeres de... bilirni vilsun kometil baki. Velettan amin. Yani Türkçesi eski sevgili dönerse yenidir. Ah ah. Ben her sevgilimde eski sevgilimi mumla ararım. Öyle bir aşk hayatım var benim. Bunun bir de sevgilisi var düşünebiliyor musun? Ay kaderim. Benim için dolayısıyla en iyi sevgili eski sevgili oluyor. Gerçi ben ikisini de yeni tanıdım ama Şevkat yeni bir sevgili yaparsa o zaman esini tutarım işte. Çünkü Norveç'te aşk ilkesi böyledir. Atma lan. At ağızlı Jakobsen. Beyaz aşağı mı lan bu eskisi yenisi bilmem nesi? İki ana bir tane bedava. Bu ne be ya? Hiç. İşte ondan zaten demek ki Norveç'te yaşlı nüfus fazla, genç nüfus az yani. Ya evleniyorsan üreyeceksin yani bir şekilde. Ya tabii ya üremiyorlar bunlar, üremiyorlar ya. Bir kere aşk bahane, maksat üremek, üremek yani. Abicim aşk dediğin, sevgi dediğin öyle şey gem vurulur mu be ya? O artık dizginleri bırakacak, o böyle atacak. Vallahi bence iyi olan kazansın artık arkadaşlar ama bu maçın galibi belli. Bence Seval alır maç. Yani Seval yürüyecek değil mi? Ama evladım sen bakma bunlara. Aa sen Norveç'te ne biliyorsan öyle devam et canım. Her şeye burnunu sokma sen. Tamam. Norveç usulü işte. Ben eski sevgiliyi desteklerim. Öyle mi? Şimdi ben sana bu tabucu bir atarım. Rum usulünü geçiririm. Kafana görürsün sen. Geçir. Vur. Ama siz her şeye karışıyorsunuz. Ben niye karışmıyorum? Ya ölsen sen daha toysun Kazım sana. Ne yapıyorsun be ya? Çoluk çocuk bakıyor. Tövbe estağfurullah ya. Bak canım sen daha tazesin, yenisin bu konularda tamam mı? Şimdi bak Norveç'te karşına çıkmayan kutup ayısı... Banat'ta bir köşe başında seni kıstırıverir vallahi ya. Tövbe tövbe ya. Ya ben gidiyorum abla kusura bakma ya. Neyse ne ya. Hadi kalkalım o zaman hadi. Hadi şeyler, çaylar vardı. Hadi hadi sen içeri gelseye karışma. Çaylar vardı Üzeyir şey. Ben şey yapayım. Cuma Usta. Çaylar diyorum. Tamam o kadar kesin. Kazım. Çay. Topla lan boşları. Topla. Yaz. O dün akşamki hallerin neydi peki? Bak söz ver ha. Kimseye söylemeyeceksin. Ya tamam söz. Bak senin sözün sözdür ha. Sana güvenirim. Yardım ediyordum Esin. Yani tamam biraz faullü görünüyordu pozisyon ama... inan bana yardımdan başka bir amacım yoktu ya. İyi peki. Şevkat ya sende merdiven var mıydı? Ay pardon. Böldüm mü yoksa? Biz tanışamadık bu arada ben Seval.
Esin, memnun oldum. Memnun oldum. Aa, Ferdinand değil mi bu ya? Yok, bu Amogachi, Ferdinand'ın babasıydı. Hadi be, Ferdinand öldü öyle mi? Ah canım ya. Ya bu Amokart'ın bir babası vardı, Ferdinand. Öyle gür sesli bir horozdu ki bir öterdi. Bütün mahalle onunla birlikte uyanırdı. Ya bir de Panku vardı, onu acayip kıskanırdı ya. E Nikita'ya ne oldu? Nikita da sizler ölmüş. Hadi canım ya. Tüh. Yani bunlar hep yeni nesil öyle mi? Benden sonraki nesil. Aynen öyle. E var mı anasına babasına çeken? Bak şu var ya şu. Aynen Nikita ha. Ne onun adı? O zaten Nikita'nın kızı o. Saşa. E bu da geliyor mu ya anası gibi camına ha? Gagalıyor mu camını böyle? Tabii canım, gelmez mi? Bu civcivken gelirdi benim omuzuma çıkardı. Böyle ben kitap okurken, maç izlerken falan böyle orada uyurdu böyle muhabbet kuşu gibi. Çok matrak makara hayvan. Hadi ya. Carmen de öyleydi ha. Hatırlıyor musun, ismini ben koymuştum. Böyle domates çorbasına girmişti ya. Kıpkırmızı olmuştu. Değil mi? Bak şu da Clara, şeyli olan, hareli olan Clara. O da mesela patates kızartması hastası. Ben böyle ne zaman patates kızartayım mutfakta, geliyor kamp kuruyor. Tabii, vermeyince çıkıyor tezgaha, kendi almaya çalışıyor. Tavadan almaya çalışırken o kaç kere gagasını yapmış şaşkın. Ay canım ya. Siz merdiven sormuştunuz değil mi? Şurada var. Ha, evet, merdiven. Ben gideyim de merdiveni. Yok yok, tamam. Sen dur, ben işe giderken getiririm sana. Tamam o zaman. Ben gideyim. Size iyi günler. Seval bir tavuk muhabbeti yapıyor, görseniz. Sanırsınız hanımefendi tavuk çiftliğinde doğmuş, büyümüş. Ya bu durum giderek garipleşiyor. Bu kız bulduğu her fırsatta Şevkat'in yanına bitiyor. Madem bu bütün mahalleyi tanıyor, bu kadar seviyorlar onu. Niye gelip sadece Şevkat'ten yardım istiyor? Çünkü hedef yaptı. Ya sen de bu aralar suratını asıyorsun, çekildin köşeye. Çık ve rekabet et. Ne rekabet edeyim? Allah aşkına Sanem, yani ne yapayım? Tavuk belgeseli falan mı izleyeyim bunun için? Hiç uğraşamam ben böyle şeylerle. Ayrıca sadece resim yapmak istiyorum bu ara. Selam. Biz geldik. Hoş geldiniz de. Bunlar ne böyle? Tavuk. Şevkat'e hediye edeceksin. Madem bu Seval tavuklarla pek ilgili, biz de seni bir level üste çıkarırız. İyice delirdiniz siz ha. Yapamam ben öyle, hediye hediye veremem bunları. Lütfen beni karıştırmayın böyle şeylere ya. Güzel bir şeysin sen öyle. Bunlar milli ırk. Koruma altındalar. Hem Şevkat'e güzel bir hediye olacak, hem de milli tavukları yaşatma konusunda bizim de küçük bir katkımız olacak. Bak, bu Sultan. Bu Japonez. Bu da neydi? Ayam Cumali. Yok. Ayam Cemani. Ay ben de bilemedim. Gel internetten bakalım, bilgi edinelim. Gel. Bu da çok güzel, baksana. Merhaba. Osmanlı Sultan Tavuğu 1850'de Osmanlı'dan İngiltere'ye gitmiş ve oradan dünyaya yayılmış. Gel, bili. Oraya gitme, oraya gitme, gel. Oğuzhan, çok korkuyorum. Bir dakika. Dur. Ya, sayenizde işi gücü bıraktık, tavuk kovalıyoruz galerinin içinde. Hayır, bir de koruma altındaki hayvanlar, bir şey olacak diye ödüm koptu. Ay Esin,
Resim mahvolmuş. Ya. Bir şey söyleyeceğim. Aslında güzel olmuş ha. Biz bu resmi Ayan Cemani ile beraber mi yaptık? Ha? İmzanı atmak ister misin? Ha? Zarara bak, Allah'ını seversen zarara bak ya. Bir ayda çıkmaz ki bu hesap kardeşim ya. Müsait misin? Değilim. Gelmeyeyim mi? Ya gel ne yapayım? Gel, gelmişim madem. Gelmem edeyim şimdi. Ne yapıyorsun? Sinir yapıyorum. Sen? Benimle yukarı kadar gelsene. Esin vallahi şu an o kadar sinirliyim ki hiçbir yere gelecek halim yok. Kusura bakma. Ya bak, eğer gelirsen sinirin geçecek ama. Ya Esin hadi gözünü seveyim. Oynayacak halim yok. İş başımdan açmış zaten. Hadi ya. Şefkat, iki türlü de kazanıyorsun. Niye gelmiyorsun ki? Bak, eğer gelirsen belki sinirin geçer, keyfin yerine gelir. Ama eğer sinirin geçmezse de seninle güzel bir kavga edersin. Bak, Allah'ını seversen oyun oynayacak halim yok. İşin başını açmış zaten, lütfen. Aşk olsun Şefkat. Senin sinirin benden önemli mi? Eyvallah, sen kaçındın. Hani ben senin iyiliğin için gelmem diyordum. Ama madem bu kadar ısrar ediyorsun, öfkemizi azami seviyede kontrol edeceğiz artık. Buyurun. Hayır, şimdi durduk yere öfkemi kusacağım evine. Kızım bunlar nereden çıktı? He? Sen biliyor musun bunları? Yumurtadan çıktı. Tiplere bak. Anam bu sultan, Osmanlı sultan bu. Allah! Fizan tavuğu bu. Hem de bu rahibe fizan lan. Gel bakayım. Gel, gel tiplere bak. Bak bu Japonez. Ayem Cemani. Bak gel bakayım oğlum. Güzelliğe bak. Allah çıldıracağım şimdi ha. Bak şunlar da şey, Ayem Cemani. Bunlar kapkara oluyor. Bunların kanı manı hep simsiyah akıyor. Gel bakayım, sen ne duruyorsun burada? He? Allah şunu tipe bak. Vay yavrum vay vay. Kızım güzelliğe bak. Bak bu var ya, bu şey sultan tavuğu diye geçiyor bu. Bu Osmanlı'da sadece sultanlar besleyebiliyormuş bunu. Ya. Bak bak bak. Şu var ya, şu şey, fizan, fizan ama bu şey, saçlar sarı sarı ya, ona şey diyor, rahibe fizan diyorlar ona. O çok nadir bir şey. Şu Ayam Cemani, bu kapkara ya, bunun gözünün içi, ayakları, kanı, manı, her şey kapkara bu hayvanın. Bu çok acayip bir şey. Sen bayağı biliyorsun hepsini. Biliyorum tabii ya. Bende bunlardan vardı da, şimdi artık bunlar çok bulunmuyor ya. Çok nadir, kıymetli hayvanlar bunlar. Ya Esin var ya. Hücrelerime kadar böyle sinirle doluydum ama şimdi bunları gördüm ya. Ya bütün sinirim boşaldı sanki Beşiktaş 90+1'de gol atmış da skoru çevirmiş gibi ya vallahi. Ne... Gel bak. Sen niye böyle durgunsun? Sen niye böyle durgunsun bak ya? Esin sen bir tanesin ya. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Ben Şefkat'e uğramıştım da. Burada. Şefkat, merdivenin işi bitti. İstediğin zaman gelip alabilirsin diyecektim. Tamam, ben Miço'ya söylerim. Yarın bir ara gelir alır. Neyse, rahatsız ettim. Ben gideyim o zaman. İyi geceler. Merci. Yanında dur bakayım. Nesi varmış bir sor bakayım ya. Çay bitmiş tabii. Dolapta bomboş.
Gelin Meryem. Gel gel. Burada. Günaydın gelsin. Günaydın. Gelsene aşağı. Ya gel be. Neden? Bir şey yaptım da şey yap. Ya yüzümü yıkamadım daha Şevkat, istemiyorum. Ya tamam gel aşağıda yıkarsın, bende de su var ya, gel. Allah Allah. Dur kapıyı kapat. Ya inanmıyorum, o kadar üşeniyordum ki yukarıda kahvaltı hazırlamaya, karnım da nasıl aç. Ya kızım bir yüzünü yıkayaydın ya. Yıkarım yıkarım, benim şimdi uykum açıldı. Tavuklar için bir teşekkür edeyim dedim de. Ne demek? Sen mutlu ol yeter. Ya dün ağır hasara uğramıştım ama sen tüm günü kurtardın. Sahi ne oldu dün? Hiç tadın yoktu senin. Ya ama hiç lafını etmeye bile değmez ya. Ama bugünün iyi geçeceği garanti, çünkü Beşiktaş'ın Avrupa maçı var. Bak sucuğu ye, bu kasaptan aldım. Kasap sucuğu şey değil, dandik market değil. Çok ağır oluyor onlara. Yiyince ya. Bu bizim... Yağlı mı benim? Değil. Hüseyin abinin sucuğu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.